Merhaba, bahar geliyor. Dolayısıyla artık kilolarınızı verme zamanı ve bunun için yapmanız gereken tek şey bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek. İşte işin sırrını konuğumuz Tuğçe Işınsu ile konuştuk. Merhaba, Neslihan'la 8 dakikadan hepinize hoş geldiniz. Bahar geliyor ve insanların kafasında takılı olan tek şey ne? Kilolar. Peki bu kiloyu ve vücut değişimini hiç zihin gücünüzle yapabileceğinizi düşündünüz mü? Aslında bunun kesinlikle ve kesinlikle bir yöntemi var. Konuğumuz hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim Tuğçe Işınsu. Bugün burada bizimle birlikte kendi değişim serüveninden de yola çıkarak bunun tiyolarının ne olduğunu bize verecek. Tuğçe, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi evet. Kilo deniyor, vücut değişimi, bedensel farklılık hayatımızda hepimizin enerjisini değiştiren bir şey, bizi çok mutlu eden bir şey. Öncesi ve sonrası gibi bir durumun oldu. Evet. Son aylarda ve bunu sen hani zihin gücüyle yapabildiğini söyledin, evet. İddia ettin. Nasıl oldu bir kutu kibrit peynirin dışında bir formülle bunu yapmak? Evet, şimdi ben hep 96 kiloydum. Hatta en son 98-100'e doğru gittiğim bir zaman da oldu. Benim danışanlarım ve kitaplarımı okuyan insanlar hep şunu söylüyordu. Madem sen düşünce gücüyle, bilinçaltı gücüyle ve spiritüel metotlarla dünyada her şeyin yapılabildiğini söylüyorsun. Evet. O zaman sen neden hani obezsin diyorlardı. Ben aslında o halimde beğeniyordum ama sonuçta her şeyi danışanlar ve takipçiler için, okurlar için yaptığımız için tamam dedim. Madem görmek istiyorsunuz gerçekten bilinçaltı gücüyle bu iş oluyor. 96'dan 4 ay içinde 66'ya düştüm. 4 ay? Evet, 4 uzun, ay içinde. Yani kısa bir zamanda bayağı bir kilo tabii, kaybı ama. Zaten çok uzun vadeye yaydığınızda insanlara ikna etmeyecekti. Kısa bir sürede de olması gerekiyordu iddialı görünmesi için. Bu iki şekilde yapılıyor. Şimdi öncelikle ruhsal hafıza ve bilinçaltımızdaki eski kilo kayıtlarına dönerek onu oluşturan anılar, blokajlar, eski affedemeyişlerim, beni duygusal açlığa iten şey, kiloyu vücudumda hangi duygusal sebepten dolayı tutuyorum, benim eski yaşamlarımda duygusal hangi bağlar var kilo ve yeme ile ilgili ve kiloyu bıraktırmayan anım ne? Bunların hepsini bulup bir tabiri caizse önce bir ruhsal detoks yapılıyor. Ben ruhsal hafızamdaki eski kayda döndüğümde bir tane kayıt buldum. Bunu kitabımda da yazdım. Son çıkan kitabımdaki o kiloları verme bölümünde, sağlık bölümünde. Bir anı da eski bir çağda geçiyor. Fransa'da bir köyde geçici bir sirkte çalışan engelli bir kızım. 16-17 yaşlarda. Çok obezim. Belki 130-140 kilo. O sirkin maskotuyum. Ve konuşamıyorum. Yemek karşılığında sirkte çalışıyorum. Bana sadece yemek veriyorlar ve diyorlar ki zayıflarsan bu sirkin artık maskotu olamazsın. O yüzden hep yemelisin. Sürekli yiyorum. Yemezsem kötü şeyler olacağını, oradan atılacağımı düşünüyorum. Annem babam yok. Kimsesizim. O sirkten de atılırsam hayatta hiç tutunacak bir şeyim olmadığı için sürekli yiyorum. Bu bir savunma mekanizması haline geldi. Bu bir kayıt. Bir ruhsal hafızama döndüğümde regresyon geriye gitme tekniğinde bu anıyı buldum. Bu anıyı kabul etmek dışında siliyor olman gerekiyor ruhsal hafızana. Şimdi o silindiği zaman artık sana yediren veya kiloyu tutan o enerji olmadığı için ortada bir süreç başlıyor. Şimdi o 4 aylık süreçte iki şey yapıyorsun. Bir, yiyecekleri kodlamak. Mesela bir tabak soslu kremalı makarna takribi işte 500 kalori, 600 kalori iken yoğun bir tabaktan, büyük bir tabaktan bahsediyorum. Bunu yerken o yemeğe olan inancını, kodunu, onun kalorisini ruhsal hafızadan silmek. Yani ben bununla salatalık muamelesi yapıyorum, domates muamelesi yapıyorum. 700 kalorilik bir şey yediğimde vücudumda o yüzden 60 kalori vazifesi sadece görevli. Bu bir. Eğer yiyerek yapacaksam yiyeceklere olan kodumu değiştirmem lazım. İkinci yol, eğer ben yemeyeceksem tokluk kaydı yapmam gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim? Ses kayıtları var. Kendi sesimle mesela olumlu cümlelerimi yazıyorum. Mesela ben tokum. Yiyecek şu anda ihtiyaç duymuyorum veya kendimi tok hissediyorum, gittikçe zayıflıyorum, çok az yiyerek doyuyorum gibi olumlu cümlelerimi yazıyorum. Kendi sesimde kaydediyorum. Bunları telkin gibi yaratıyorum ve 21 gece uyku öncesi kulaklıkla bu kayıtları dinliyorum. Neden 21 gündür? Çünkü bir dönüşüm takribi 21 günde başlıyor. Mesela kişinin diyete alışması veya bu anlattığım yiyecek kodlamasına alışması, bir fikre alışması, bir bilinçaltı temizliği, tabii bir şey takribi 3 hafta içinde başlıyor süreç. En az 21 gece diyelim bu telkinleri dinliyorsun. Sonra bilinçaltı gerçekten senin tok olduğuna ikna olursa, bilinç değil, bilinçaltında yapılması gerekiyor. Ondan sonra seni tok hale getirirsen, bir lokma bir şey de yesen, işte minicik bir kurabiyenin ucundan da ısırsan tok hale geliyorsun. Ama bu telkini senin bilinç seviyesine yapman hiçbir işe yaramaz. Çünkü öyle olsa zaten herkes yapardı. Bilinçaltında kaydolması lazım. Ben bazı günler çok yiyip o yiyeceklere olan kodumu değiştirdim. Bazı günlerde o tokluk telkinini yaparak
hiçbir şekilde canımın yemek istemediği bir noktaya kendimi getirdim. Şey çok enteresan. Şimdi normalde hani bir sürü beslenme uzmanı televizyona çıkıyor. Evet. Doktorlar aman diyabetten uzak durun evet. falan diye bağırıyorlar. Ama bir şeyin kodunu değiştirerek yediğinde ve bilinçaltını evet. buna ikna ettiğin zaman evet. o karbonhidrat yapıp sende kilo olabilecek ve bütün beslenme uzmanlarının yemeyin evet, diye bağırdığı şey bilinçaltı. Değişiyor olması çok acayip bir şey değil mi? Tabii tabii. Zaten şöyle ben şöyle söyleyeyim. Haftada mucizevi bir şey aslında bu. Ben şerbetli tatları çok seviyorum. Haftada 3 gün şerbetli tatlı yedim. Her sabah poğaça börek yedim. Her sabah 4-5 dilim ekmek yedim. Yani o rejimi yapmadım, tokluk telkine gitmedim. Her gün bu şekilde yedim. Çünkü öbür türlü olsa korku enerjisine düşecektim. Aa yemeyeyim, tekrar alır mıyım? Hayır, bilinçaltına dönüştüysem o zaman yediğim halde zaten almıyor olmalıyım. Çünkü bazı insanlar vardır ya işte sen de biliyorsun mesela çok yer hiç almaz. Çünkü o bilinçaltında yiyeceklerin ona asla kötü davranmayacağına, yiyeceklerin kilo aldırmadığına, karbonhidratın da vücuda iyi geldiğine inanmış bir kere. Ve gerçekten yedikçe almıyorum gerçekten inandığı ve böyle kodladığı için o almaz. Bazen bilinçsizce de oluyor ama. Zaten evet bilinçsizce farkında olmadan. Bilse zaten öyle olmaz yani alabilir yani evet. başka türlü şeyler. O korku kaydından çıkmak gerekiyordu. Tabii kilonun ilk oluştuğu zaman çok önemli. Tabii oralarda doğru. hangi travmaları yaşadın? İlk seni yemeğe iten şey neydi? Bunlar çok önemli ama şunu söyleyeyim. Mesela ben bu yola çıkarken tiroid hastasıydım. İnsülin direnci vardı. Karaciğer yağlanması. Şu an bu üç hastalığın üçü de bende yok. Yani böyle bir durumda Bitti. Var. Yani insanlar şuna tutunmaz. Aa ben tiroid hastasıyım işte ben veremem. Veya insülin direncim var ben zayıflayamam öyle bir şey yok. Benim etrafımda benim kitabımdaki bu uygulamayı yapıp veya bana gelip veya bana hiç gelmeyip kendi yoluyla 60-70 kilo veren ileri seviyede obez şahıslar da var. Ve bunu kendileri yaptılar. Bir de hani buraya gelmişken söylemek istiyorum izninle. Birçok yerde hani çok üzülerek söylüyorum hani iftira da atıldı. Aslında mide ameliyatı oldu. İşte zayıflasa eskiden de zayıflardı efendim. Eskiden kadın, zayıftın zaten. He, son 6 yıldır işte geçmişi, TV'ye çıkıyor sürekli 96'ydı da neden şimdi verdi bilmem ne. Geçmişi şey, zayıf bir insansın ama evet, zaten. Ben sadece ben geriye döndüm. Yani. Kesinlikle operasyon söz konusu değil. Zaten ben zayıfladıktan bir ay sonra Maldivlere gittim. İnanın operasyondan sonra öyle evet. bikinilerle, mayolarla gördüm Maldivlerde olamazsınız. Yani, mümkün değil öyle yani. Bir şey söz konusu değil. O şey bir ameliyat, meşakkatli bir ameliyat sonrasında iyileşme süreci. Tabii tabii tabii. Ve ya ben şunu anlatmaya çalışıyorum. O operasyonlar çok güzel. Benim yaptıran arkadaşlarım da var. Ama hiçbirini yaptırmadan kendin verebiliyorsun. Yani oluyor.